Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Ordu kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de face cam'im yok. Özür diliyorum. Yapacak bir şey yok. Bu kariyere biraz ara vermek zorunda kaldım. Genel olarak videoları ara vermek zorunda kaldım. Sayısı azaldı, farkındayım. Bazı şahsi problemlerle, sağlık sıkıntılarıyla boğuşmaktaydım. Daha yeni yeni çözüldü. Özür diliyorum. Bundan sonra eskiki hızımıza devam edeceğiz. Haftada yine 4-5 video, canlı yayınlarımız vesaire her şey devam edecek. Hiçbir problem olmayacak. Evet, şimdi Dinamo Kiev'le maçımızı ayarlamıştık. Her şey yerli yerinde hazırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak için elimizden geleni yapacağız. Emmanuel Deniz, bu adam boşa çıkmış durumda. Nijeryalı. İyi sayılabilecek bir adam ama o mevkide çok oyuncumuz var ya. Kadromuz güzel. Çok, yani aşırı fazla oyuncu var şu anda. Çok da şeye gerek yok. Bu haliyle devam edelim. Şampiyonlar Ligi'ne direkt mi katılacağız? Ondan da emin değilim ama. Neyse, bir bakalım bakalım. Morata. Martinez kimdi? Orada mouse'un hızı çok yüksek. Biraz sıkıntı yaşadım. Tamam, DPI'yi düşürdük biraz. Martinez Ajax'taymış. Her neyse. Şimdi biz maçımıza çıkmak için kadromuzu bir düzenleyelim. Şimdi. Alves da Silva. Bu genç oyuncumuz. Burada çok güzel oynamıyor. Bunu alacağız öncelikle. O mevkide oynatmayı düşündüğüm adam Quaresma. Yedek olarak da Müldür'ü koyarız. Özmen olur. Leinsner olur vesaire, düzenlemesini yaparız. Özmen'le Müldür ikisi tamam. Sonra oynatamayacağımız adam kim? Allah yar yokmuş. Allah yarın yerine yeni gelen Borop Bey'i koyalım. Borop Bey oldukça iyi bir adam. Bu adamı da denemek istiyorum. Forvet arkasında Leandrinho. Şu ikisini forvet yapalım. Leandrinho'yu da forvet arkasına koyalım. Bu sene kadro aşağı yukarı bu şekilde olacak. Emre Çolak, Alfonso, Amadou serbest. Orta sahanın ortasında belki Aygören veya Kaynağı oynatırım. Oynatırım hatta. Amadou nerede? Amadou'yu yedeğe alırız. 5 numara yedek de Aygören olur. Villalobos. Geçen sene biz bu adamı hangi mevkide oynattık ağırlıkta? Burada oynamış mı? Oynamamış. Bu maçta oynamış mı? Oynamamış. Bu maçta. Ben bu adamı oynatmamışım hiç ya. Oynattığımda göremiyor muyum? Ama güzel oynamış. Özetle güzel oynamış. Şimşek. Şimşek'i yerden çıkartmayı göze almıştık ama kimse istemiyor. Şimşek'i yedeğe de almaya gerek yok. Mızrak olsun yedekte. Şimşek şöyle yedekte olsun. Emre Demir'i deneyelim aslında. Akpınar yerine Emre Demir'i alalım. Çok geniş kadro var. Tarkan serbest. Kaptanlığı yapabilecek bir adam değil. Kaptanlığı kime vereceğiz? Onu da bir çözelim. Plogman kaptanımız olsun. Bu Borop Bey çok iş yapacak ya. Umutluyum. Mert Müldür'e 4 numara. Emre Demir'e 8 numara. Quaresma'ya 3 numara. Borop Bey'e 7 numara. Sana da 33 numara. Şimdilik böyle bir numaraları alın. Oyuncuların kondisyon sıkıntısı var, farkındayım. Çözeceğiz. Bu maç sadece deneme maçı. Kondisyonlarının düşük olması sıkıntı değil. Sakatlanmasınlar, ilk yarıyı oynasınlar, ikinci yarıyı yedek oyuncularla değiştirip herkes deneyerek performanslarına bakacağız. Çok iyi. Borop Bey'le öne geçtik. Ölmesinler yeter. Lig öncesi hazırlık. Böyle böyle kondisyonlarını artıracaklar. Emre Çolak. Çık bakalım, Bilal'e ver formanı. Bilal'in de kondisyonu çok düşük. Leandrinho
Emre Demir'i bir alalım. Emre Çolak'ı alıp o mevkiye kimi koyabilirim? Oraya koyabileceğim oyuncu yok. Hilal oynayacak. Yapacak bir şey yok. Bora Bey'in yerine de Yusuf Mızrağı deneyelim ikinci yarı. Dönis Man'ın yerine koyabileceğim adam da yok. Bir oynasınlar. İkinci gol geldi. Süper. Dönis Man attı. 2-1. Problem değil. Maç böyle bitmez ama. Kondisyon büyük sıkıntı. Yedek oyuncuların kondisyonlarına baksaydık biraz iyi olurdu. Neyse 5-6 gün var, toparlanırlar. Çok büyük hata yaptık orada ya. Şu Dönisman ölmeden değiştirelim. Burak İnce'yi koy oraya. Bilal'in yerine de Maşaçkoğlu'nun yerine de kondisyonu yüksek adam alalım. Ölmesin. Şu an tek amacım ölmemesi. Tamam. Tamam, bu haliyle maçı bitirelim. Son 15 dakika. 8 şut, 5'i kalede. Performans güzel. Oyuncuların görev yerlerindeki performansları 10 numara Tarkan serbest. 2 asist de bize bugün maçı kazandırdı. Aferin bize. Sevilla ile oynayacağız. Sonraki maçımız. Takım oldukça yorgun. Umarım toparlanır. Kadro durumu da güzel. Şu fazlalıklardan da kurtulabilsek çok güzel olur da. Koç, hangi koç? Fehmi Koç mu? Fehmi Koç'u aldılar. Oo, 12 milyon. Sevilla artı Altınordu maçı iptal. Tamam. Muhtemelen Sevilla'nın maçı var. Sevilla kimle oynayacak? 3 gün sonra Sirius'la oynayacak. Sonra da Sirius'la deplasmanda oynayacak. Rövanş maçını oynayacak. Tamam. Biz de bu arada dinleniriz. Biraz daha güzel olur. Lipsik Mayer'e imza attırdı. Beşiktaş kariyerinde devam edeceğiz. Beşiktaş kariyeri de devam edecek kesinlikle. Özellikle canlı yayınları Beşiktaş kariyeri üzerinden yapacağız bundan sonra. Ama Yiğit'le bir türlü denk gelemedik. Onsuz düzenleme yapmak istemiyorum. Beraber yapalım istiyorum. Belki canlı yayından önce yaparız. Bugünlerde denk gelirsek birbirimizle. Canlı yayın dışında bir şeyler yaparız. Galatasaray Akçay'ı aldı. Mücahit Akçay. Osman Dembele. Bizim para durumu nedir? 12 milyon para birikmiş. Kadro iyi. Dokunmayacağım. Sadece şu fazlalıklardan kurtulsam daha tatlı olacak. Rahatlayacağım. Şu Akpınar falan oldukça iyi ama fazla ya. Çok adam var ya. Konfederasyon maçları başladı. Bizim Türkiye var mı burada ya? Yok. 34 yaşındaymış ya. Bende bir şey var sanmıştım. Bukayo Saka. Bu adam iyiymiş ve bu adam nasıl boşa çıkmış? Arsenal. Böyle adamlar nasıl boşta kalabiliyor? Anlamıyorum ya. Bizim gelecek oyuncu var mı Future'da? Yok. Tamam. Hemen şu numaraları bir tekrar düzenleyelim. Şunu 33 numarayı vermiştik. Ondan 33 numarayı alalım. Şu rüzgardan 24'ü alalım. Keskinden 26'yı alalım mı? Kalsın. Şöyle yapalım ya. Yok, böyle daha iyi. 23 numara, 11 numara. Şimşek'ten 22'yi alalım. 24 numarayı buna vermek istiyorum. 19 numara kimdi? Villalobos. 19 numarayı sen buna ver. Villalobos 24 alsın. Tamam. Alfonso 5 numara uygundur. Ayeti 14 numara uygundur. Arslan 2 numara yerine 35 numarayı alsın. 2 numarayı ben şu yeni gelen Quaresma'ya vermek istiyorum. Nerede bu Quaresma? 3 numarayı vermişim ona. Eray'a ver 2 numarayı da.
Ama diyor da 22'yi mi verelim? Tamam ya. Numaralandırma iyi oldu. Ve Kaan Şimşek, sen gene 22'ni al. Biz işimize bakalım. Saka geldi. Şimdi şu Saka ile alakalı ben koçlardan bir rapor almak istiyorum. Bu adamın but once he's Oscar. Ha, profesyonellik dışı hareketleri varmış. Bu adam istikrarlı ve takıma sadık olurmuş ama profesyonellik dışı hareketleri varmış. Kaliteli bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Bu adama imza attırsak mı? Crossing'i çok iyi. Bu adam sol kanatı coşturur. 21 yaşında. ...16 istiyor. 14 verebiliyoruz. Şunu kapat. Şöyle şunlar da bir artık artır. Bir deneyelim ya. Olursa kalsın. Verona ile oynayacağız bu arada. Takım dinlenmiş. Güzel. Şimdi forvet hattı ile alakalı yapmam gereken bir şey var mı? Yok. Savunma. Tamam. Kanatlarda oynayacak yedek oyuncu almamışız geçen sefer. Emre Demir'i oynattık mı biz geçen sefer? Bu maçta daha çok oynatalım. Burak İnce'nin yerine Kurt'u alacağım bu sefer. Kurt, tamam, aşağı yukarı kadro bu olacağı için diğer oyuncuları değişikliklerle oyunu almak daha mantıklı. Allah yarın yerine de ben sanırım bu ikiliyle devam edeceğim forvet hattında. Biraz önceki maçı evimizde kazandık. Bu maçı da deplasmanda kazanırsak daha güzel olacak. Quaresma 8 ile oynadı. Nokta özellikler çok iyi. Ayeti 7 ile oynadı. Bu adam da güzel. Hem tecrübeli. Bir tecrübeli, bir tecrübesiz. Orayı kotarırlar. Tarkan serbest 10 ile oynadı. Aferin sana Tarkan. Bu adamlar daha güzel oynuyor. Daha güzel geliyor. Bizde durum ne? Tarkan pasların oldukça iyi. Aferin sana. Alfonso da iyi. Takıllarda sıkıntımız yok. Hava toplarında biraz sıkıntı var. Alfonso hava toplarını alıyor. Çok enteresan. Kondisyon sıkıntısı yok. Landerinho'nun yerine Emre Demir'i bir deneyelim. Boro Bey'in yerine Yusuf Mızrağı koyacağım. Son maçta Atakan Akkaynak oynamış. Aygören'i koyalım oraya. Bir ikinci yarıda böyle deneyelim bir de. Aygören güzel başladı. Adamın pas yeteneği oldukça iyi. Golü de Yusuf attı. Aferin sana. Asisti kim yaptı? Aygören yaptı. Güzel. Emre Demir attı. Vay. Yusuf Mızrak asisti yaptı Emre Demir'e. Deplasmandayız ve 2-0 öndeyiz. Çok güzel, her şey istediğin gibi gidiyor. Savunma da iş yapıyor. Kale de iş yapıyor. Bu sene daha güzel olacak. Bu sene çok çok daha güzel olacak. Leicester'la oynayacağız. Sonra Sivas'la oynayacağız. Sivas'la ligimiz başlıyor. Şimdi bu taşkın bizdeymiş. Bu Berkehan bizdeymiş. Ayrılıyor. Tamam. Ayrılanlar bir gitsin. Takım bizden memnun. Aferin bize. Gidenler gidenlere delikte aldılar. Juventus'tan 56 milyon euro. Milyon dolar, pardon. Pardon. Leicester maçı geliyor. Biz kimi oynatamıyoruz bu maçta? Adamım sakatlanmış. Aygören'i koyarız. Yedek olarak da Villalobos alırız. Şu adamı biraz daha takımda bekleteceğim. Bu adama teklifi yapmışız. Orta sahaya alalım. Bu adam hala 21 yaşta mı çıkıyor? Tamam, sen 21 yaş altında devam et. 21 yaş altı Brezilya milli takıma da çağrıldı. Mertens boşa çıkmış.
Doğukan Özkan. O adam Beşiktaş'tan bedavaya aldık. Kaç para alıyorsun? Sana 140 bin de vermem ben. Bu paraya imza atacaksan kal, yoksa güle güle. Şimdi nerede bizim bu Şimşek? Beykan Şimşek. Bu adamı ben kiralık için verebilirim. Kiralık için verebileceğim. Bu adam kalsın. Şu Keskin'i de verelim. Keskin'i geçen sene verdik değil mi? Bu sene de verelim. Burak İnce'yi oynatabiliriz. Bu adamı da kiralık verebiliriz. Bunu da verelim. Bu adamı da kiraya verirsek daha güzel olur. Herhalde oyun orada bug'a düştü. Şunu kaldır. Söz verdiğimiz gibi şu teklifi tekrar yapalım. Aa, 14 yabancıya tamamlamışız. Bu adam şu an bizim kadroda olduğu için imza atamıyor. Neyse, bir daha bir kabul etsin. Bir daha bir kabul etsin, olmazsa takımdan gönderir. O şekilde imza attırırız. Leicester maçı da geldi. En kallavi maça çıkacağız şimdi. Emre Çolak son maçta 7 ile oynadı. 32 yaşına geldi. Bu adam artık yavaş yavaş emekli olur. Onun yerine de bu yeni gelen adamı oynatmaya başlarız. Aygören ilk 11 çıkacak. Emre Demir, ben bu maçta ilk 11 sokacağım. Leandrinho'nun yerine. Borobbey 6 ile oynamış. Bu adam 7 ile oynamış. Tamam, kadroyu bozma. Leicester maçı, karşımızda kuvvetli bir takım var. Bu maç bizim bu haftaki, yani bu seneki şeyimizi gösterecek. Nasıl bir performans sergileyeceğiz? Güzel başladık. Umduğumdan çok daha güzeliz şu anda. Ben ilk yarı 1-2 tane yeriz diye tahmin ediyordum. Şutlarımızın biri, ikisi Borobbey'den, birisi Serpezis'ten gelmiş. Bir tanesi de Emre Çolak'tan gelmiş. Kondisyon sıkıntısı yok. Yanlış adamı aldık. Amadou'yu koyacağım Alfonso'nun yerine. Aygören'in yerine de Mert Müldür'ü koyacağım. Bir denemek istiyorum Müldür'ü bu mevkiyi de. Tarkan Serbest, Villalobos'u koyalım. Orta sahanın ortasının hepsini değiştirdim. Şunun ikisinin de Müldür'le yerini değiştirelim. Müldür'le ikisinin yeri değişsin. Emre Çolak'ın yerine Bilal Başıçkoğlu'nu koyalım. Quaresma'nın yerine Özmen'i koyacağım. Dönisman'ın yerine sağ açıkta koyabileceğim adam yok. İkinci yarıyı da böyle bir oynayalım. Kötü oynamadık ama diğer oyuncuları da denemek istiyorum bu maçta. Yedik. Madison. Bu adam zaten kaliteli. Helal. 1-1. Borobbey. Aferin sana. Borobbey, aferin sana. 2 maçta 1 gol. 3 maçta 2 gol. Güzel performans. Beklediğimden daha iyisin Borobbey. Seni bana Çağrı önermişti. Maç 1-1. İkinci yarıda şu Villalobos orada çok şey değil ya. Oraya Emre Demir'i mi alsak? Emre Demir'le onu bir deneyelim mi orada? Sinan Kurt'u alıp şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Denemek istiyorum. Bir de bu adamın yerine Yusuf Mızrağı bir kez daha koyalım. %72 pas ortalamamız var. Hava toplarında galip değiliz. Ama beklediğimden daha güzel bir maç oldu. Kalecimiz iyi iş çıkardı. Beraberlikle ayrıldık. Çok iyi.
artık Sivas maçına hazırız. Ligde bu sene farkı açıp şampiyon olmak istiyorum. Amacım bu. Bayern'in adamıyla alakalı diyorlar ki 42 milyona Real Madrid alabilirmiş. Üç gün kaldı. Konfederasyon Kupası da burada sonuçlanmış oldu. Fransa aldı Konfederasyon Kupası'nı. Üçüncü tur maçları da yapıldı. Türkiye'den kim var? Nasıl? Ha, Beşiktaş. Young Boys'u yenmiş. 1-0 deplasmanda. Aykut Çolakoğlu da gitti. Özkan imza atmıyorsun. Yapabileceğim hiçbir şey yok Özkan. Şimdi. Bu Sakay'ı nasıl imza attıracağız? Attıramıyorum. Ben bu Sakay'a imza attıramıyorum. Bu Sakay'ın takımdan gitmesi lazım ki ben imza attırabileyim. Ne zaman geldi bu Sakay bize? Sakay 14'ünde bitecek 4 gün sonra. Gitsin. O zaman imza attıralım da bu adam da o zaman da gelmez ki. 11 oldu. Evet, maç günümüz geldi. Emre Demir, son maçta ne yaptın sen? 7 ile oynadın. Seni bozmayacağım Emre Demir. Sen orada oynamaya devam edeceksin. Quaresma, sen ne yaptın? 6 ile oynadın. Sana da dokunmayacağım. Dönisman, iyisin. Emre Çolak, aferin, sen devam. Forvet attı iyi. Landrinho. Bu adamı yine alalım. Başakçıoğlu var. Diğer 5 numara kim? Villalobos değil. Landrinho olsun. 7 numara Yusuf Mızrak. Plogman bizim kaptanımız. Amadou yedeğimiz. Aygören nasıl oynadın? 6 ile oynadın. Ben Amadou ile onu değiştirmeyi planlıyorum. 4 numara Aygören mi olsun? Aygören ya da Ak Kaynak döndüğünde Ak Kaynağı alırız. Tamam. Artık ligde galibiyetler ardı ardına gelsin. Haydi bakalım. Tamam. 2 şut, birisi kalede. Gol oldu. Asist Alfonso'dan geldi. Alfonso, bu sene daha iyi performans sergileyeceksin biliyorum. Seni important'a çekelim. Kontratın 2024'te bitiyor. Seneye bitiyor. İlk yarı 1-0. İkinci yarı. Bir tek Dönisman sıkıntı var. Onun yerine de Başakçıoğlu'nu koyalım. Adam orayı bir alsın süpürsün ya. Emre Demir, aferin sana. Kadro genç. Ve aynı zamanda tecrübeli oyuncular da var. Harman yaptık. Yani bu kadro en azından bir 8-10 sene takımı götürür bir kadro. Korktuğum Sivas takım, Sivas Spor karşısında, Sivas takımı karşısında 2-0 galibiyetimiz var. Ben bunu dedikten sonra zaten gol yemesek şaşardım. Bu arada Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyeti de keyfimi yerine getirdi. Hakem biraz maçı biçti ama yani Galatasaray lehine de, Fenerbahçe lehine de iyi işler yaptı. İki takımı da bitti. Siz ne diyorsunuz yani? Sizce nasıldı? Güzel. 2-1'le geçtik. Konya 3-1'le geçmiş. 3 puan önemli olan averaj sonraki haftalarda daha önemli hale gelecek. Bir gitsin Sakay. Hemen o zaman bir imza töreni düzenleyelim bir kez daha. Sakay gitti. Bak 50 bin istiyor. 1.3 veriyorum. Bunu kaldır.
775, 775 ne teklif ettiysem onu teklif ediyorum sana yine. Kazan kaldırma, gel imzanı at. Adam gelişiyor. Aferin ona. Gelişmeye devam. Seni ben satacağım ileride. Adam takımdayken 14.000 istiyor. Takımdan ayrılınca bak. Trial offer yine. Oo, Galatasaray. Son maçta kötü oynayan kim var? Bir tek savunma sıkıntı yaratmış. Onun dışında sıkıntı yok. Takımı bozmayacağım. Yine bu haliyle oyuna süreceğim. Ak kaynak dönmüş. Onu şöyle bir alalım. Amadou'nun yerine onu koyalım. Hiç sıkıntımız yok. Bu maçta Galatasaray karşısında galibiyet alacağız. Eminim. Haydi bakalım. Tekrar Kingslayer geri döndü diyeceğiz. Güzel bir galibiyetle bu işi bitirelim. Videomuzu da sonlandıralım. Yaklaşık 5 maç yapmış olacağız. Helal Emre Demir. Helal Emre Demir. Sen tutacaksın. Sen iyi topçusun. Sen de 1'de 1 yapmışsın. Borop Bey 1'de 0 yapmış. O da bu maçta atar golünü. Akkaynak şu an ortalığı çekip çeviren adam. Teklinkleri görüyorsunuz değil mi? Deplasmanda 2-0 öndeyiz bu arada. Tarkan serbest. Dokunmayın Tarkan'ıma. Asisti Emre Çolak yapmış. Aferin sana. Galatasaray karşısında oynamak ona şu an cezbedici geliyordur. Ben de Galatasaraylıyım ama son zamanlardaki takımın hali beni iyice soğuttu. Mutlu oldum Fenerbahçe karşısında galip gelmesinden ama bazı adamların prim yapmış olması beni çok çok üzdü. Üzüyor da. Mafyavari tipler, gereksiz insanlar. Türkiye bu tip adamların hepsinden kurtulması gerekiyor, kurtulmalı. Aferin bize. Bu maçı da vermeyiz bu saatten sonra. 2'de 2 ile lige güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Geçen sene UEFA'da finale çıktık. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacağız. Evet, çok güzel. Sonraki maçımız kimle? Deplasmanla aldık bu galibiyeti. Fenerbahçe. Fenerbahçe ile başlayacağız sonraki videomuza. Arkadaşlar, hoşunuza gittiyse beğeni atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Bizimle kalın. Bye bye. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.